Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz zerdeçal tozu nasıl yapılır? Tazesini alacağız ve zerdeçal tozu yapacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Elimde şu anda almış olduğum 50 gram zerdeçalım var arkadaşlar. Tazesini aldım. Buralarda ister tazesi ister kurusunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bazen çok oluyor. Bazen de zencefil zannedip de yine de aldığım zerdeçallar oluyor arkadaşlar. Bu da öyle yanlışlıkla zencefil diye almış olduğum zerdeçalım. Elimde hala bitmemiş zerdeçal tozum vardı ama tabii ki bunun da ziyan olmasına gönlüm razı olmaz. O yüzden de bunu şimdi sizinle birlikte zerdeçal tozu yapacağız. Kabuklarıyla birlikte yapıyorum. Gördüğünüz gibi dışı kahverengi, içi de turuncu bir şey arkadaşlar. Acayip faydalı. İsterseniz bıçakla doğrayın, isterseniz de elinize şöyle parçalayın. Hiç fark etmez. Ben elimle parçalarken ya da bıçakla soyarken dahi arkadaşlar elim, bıçak falan hemen sarı sarı oluyor. Kabuklarını soymuyorum çünkü kabukları soyduğum zaman da arkadaşlar baya bir böyle boyası gidiyor, rengi gidiyor. Yani zerdeçalı biraz ziyan etmişim gibi oluyorum. O yüzden kabuklarıyla birlikte güzelce yıkadıktan sonra toz toprağı hiçbir şey kalmadıktan sonra blender'a koyuyoruz ve blender'da iyice çekiyoruz. Gördüğünüz gibi blender'ım dahi sapsarı her taraf arkadaşlar. Şu harika renk, canlı renk, doğal, organik arkadaşlar. Zerdeçalı ister tatlılarda, isterseniz de tuzlularda kullanabileceğiniz, isterseniz tatlı olarak, isterseniz de sadece renk olarak almak istediğiniz bir baharat türü arkadaşlar. Şimdi güzelce bunları iyice çektim. Çektikten sonra güneşe koyuyorum. Tam güneşe değil böyle arkadaşlar. Gölgede kurutuyorum bunu. Hafiften güneş alsın, havadar bir yer. Ama tam güneşin altına koymuyorum. Balkonumda kurutuyorum bunu. Balkonun kenarına bazen yarım güneş geliyor, bazen de gelmiyor arkadaşlar. Renklerinin canlı kalmasını istediğim zamanlarda balkonda kuruturum ben. Şu anda gördüğünüz gibi de 2 günde hemen balkonda kurudu. İyi bir güneşe koymuş olsaydım yarım günde kururdu ama rengini kaybetmek istemediğim için balkonda kurutuyorum. Havadar ve göl gibi yer olsun arkadaşlar. Şimdi 2 gün sonunda kurumuş olan zerdeçallarım gördüğünüz gibi iyice küçüldü. Hafif turuncu bir renk aldı. Bunu da şimdi baharat öğütücüsünde çekeceğim. İsterseniz iyice elinizle bunu ufalayıp sonra elek de eleyebilirsiniz. Ben baharatlarımı arkadaşlar böyle tane olarak alıp sonra da kendim evde çektiğim için ya da kendim yapmaya çalıştığım için bunlar gibi. O yüzden ufak bir tane ev tipi baharat öğütücü aldım. Sizler de eğer bulursanız denk gelirse alabilirsiniz. Eğer baharatları benim gibi taze tüketiyorsanız bunu gerçekten tavsiye ederim sizlere. Şimdi kurumuş olan zerdeçallarımı arkadaşlar şimdi baharat öğütücüsünde öğütüyorum. Baharat öğütücüsü kahve çekici hiç fark etmez arkadaşlar. Aynı şeyi yapabilirsiniz. Daha önceki kanalımda zencefil tozu, soğan ve sarımsak tozu yapmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Hemen hemen aynı mantık, aynı yöntem arkadaşlar. Bütün tozunu yapmak istediğiniz baharatlarınızı ya da toz halinde domates tozu olsun, işte taze kabak tozu olsun, bal kabağı tozu olsun, ne olursa olsun fark etmez. Hemen hemen bu yöntemle yapılır arkadaşlar. Eğer değişik bir şeyler yapmak istiyorsanız şu anda da yazın hani olup da kışa saklamak istiyorsanız baharatlarınızı böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şu anda tarifte zerdeçal yapmış oldum sizler arkadaşlar. Siz bunları daha değişik baharatlarda da kullanabilirsiniz. Ya da baharattan ziyade tozunu almak istediğiniz her şeyi böyle yapabilirsiniz. Şu anda iyice öğüttüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne olursa olsun ne kullanırsam kullanayım her tarafta rengi kalıyor arkadaşlar bu. Zerdeçal gerçekten çok faydalı. Akşam yatmadan önce yoğurtla karıştırıp yerseniz hani göbek eritiyor. Ama sabahları böyle sütün içine koyduğunuzda içtiğinizde öksürüğe iyi geliyor. Hem yemeklerimizde hem tatlılarımızda hem de arkadaşlar şifa niyetinde hastalıklarımızda kullanabileceğimiz gerçekten çok özel, çok lezzetli Rabbimin bize sunduğu güzel bir baharat türü. Şimdi burada bir de rengini gösteriyorum size. Bakın suya koyuyorum. Hafiften azıcık bir şey su, azıcık bir şey de arkadaşlar. Zerdeçal koydum ve hemen rengini alıyorum. Şimdi bunu cam kavanozda saklıyorum. Hiç dolaba koymaya gerek yok. Dolaba koymuyorum. Havalar serin. Eğer çok sıcak havalar varsa ve nemli yerdeyseniz arkadaşlar mutlaka dolaba koyunuz. Baharatlar fark ederseniz ister hazır alın ister kendiniz yapın. Bir süre sonra nemli yerlerde yapışır birbirlerine. Havasız kalır, nemlenir. O yüzden öyle yerlerdeyseniz dolapta saklayın ama nemli yerdeyseniz de dışarıda koyabilirsiniz.
Şu anda bu ev yapımı bir baharat tozu olduğu için arkadaşlar ve bunu sadece tuzlu yemeklerde kullanacağım için ben bunun içine birazcık tuz katıyorum ki nemlenme olmasın, herhangi bir şekilde böceklenme, kurtlanma falan olmasın. Doğal olan her şeyin içine arkadaşlar sinekler gelir, doğal olan her şey kelebeklenir, kurtlanır. Bu onun doğallığını gösterir. Suni olan hiçbir şeye kurtlar gelmez, kelebekler olmaz arkadaşlar. O yüzden de bunu önlemek için içine birazcık tuz attım. Eğer ki sadece tatlılarda kullanacaksanız tuz atmayın ve dolabınıza saklayın. Benim gibi yemeklerde kullanacaksanız ya da hastalık zamanlarında kullanacaksanız arkadaşlar içine tuz atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.